Herkese merhabalar bana anlat kanalına hoş geldiniz Pınar Kaynak olayı çözüldü Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili çok kez yayın yapmıştık o videoları ulaşamıyoruz diyenler için o videolara ben de ulaşamıyorum e, zamanın birinde bazı olaylarla ilgili hikayelerle ilgili videolar kaldırılmıştı onları size daha sonra anlatırım. Zaten bu konuyla da çokça ilgisi olduğunu anlayacaksınız. Bir gün bile rahat bırakmadan onlarla ilgili mesaj attılar, mail attılar. Ee, bazı kişi kişilerce başka başka şeyler yaptılar. Neyse e, gelelim Pınar Kaynak. Önemli olan sonuç. Sonuç önemliydi. Burada konuşulan isimler de var. Konuşulmayan isimler de var. Pınar Kaynak'la ilgili hafızamdan sinemeyecek şeyler var demiştim. Özcan Eren konusunda olduğu gibi. O zaman olay yerinden fotoğraflar göndermişlerdi. Çok rahatsız edici fotoğraflardı. Pınar Kaynak olayını o fotoğraflarla birlikte daha derinden incelemeye başladım. Daha sonrasında geçtiğimiz yaz bir haber ekibiyle bir konuyla bir konuyu birbirine bağlayarak aslında bir şeyi çözmüştük. Onu paylaşmıştım. Daha sonrasında bu çokça kişileri rahatsız etti. Bununla ilgili acayip acayip şeyler yaptılar. Pınar kaynak olayının çözülmemesi çok rahatsız ediciydi. Bugün gerçekten çok mutluyum. Bununla ilgili yapılmış en güzel işlerden birisi araştırmanın devam ediyor olmasıydı. Biz bununla ilgili ne zaman haber almak istesek soruşturma devam ediyor demişlerdi. Unutulmadı, rafa kaldırılmadı. Trabzon'da 4 yıl önce ormanlık alanda cinsel istismara uğrayıp göğsüne bıçak saplanarak ve başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Olayda iki sanığın delil uyuşmazlığından tahliye edilmesini iki buçuk sene yapmışlardı onlar hatırlarsanız. Edilmesinin ardından yeniden inceleme başlatan jandarma ekipleri katili yakaladı. Pınar'ın üzerinde bulunan sperm örnekleriyle genç kızı mahalleden tanıyan Mustafa G'den alınan örnekler eşleşti. Mustafa G. ve cinayete yardım ettiği öne sürülen N.P. hiçbir şekilde adını açığa vermemişler. Nedenini bilmiyorum. 47 yaşındaymış. Gözaltına alındı diyor. 15 Ağustos 2017'de meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda mahalleli bir kadına ait cansız beden buldu. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre mahallenin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı kontrolde göğsüne bıçak saplandığı ve başını taşla ezildiği belirlenen bir çocuk annesi Pınar Kaynağı ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede öldürülen kaynağın üzerinde sperm izleri tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma AK ve NB'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen iki şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi diyor. Haklarında canavarcı hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sistemiyle dava açılan NB ve AK için adli tıp kurumu başkanlığınca rapor hazırlandı. Raporda Pınar Kaynağı'nın üzerindeki spermizi örneklerinin sanıklarla uyuşmadığına, ve olay yerinden alınan örneklerle o gece son görüştüğü insanlardı aslında bu kişiler. Olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak iziyle avuç izlerinin aynı olmadığına yer verildi. Raporun ardından avukatların itirazı üzerine iki sanık yaklaşık iki buçuk yıl tutuklu bulundukları cezaevinden adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Pınar Kaynak cinayetinin aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Trabzon Jandarma Komutanlığı ve Kriminal Daire Başkanlığı özel ekip kurdu. Özel ekip yeniden çalışma başlattı. Sürdürülen soruşturmada Pınar'ın üzerinde bulunan spermden alınan DNA profilinin belirlenmesi üzerine ekipler kadının yakın çevresi ve oturduğu bölgedeki kişilerden DNA örnekleri aldı. Şüphelilerden Pınar ile aynı mahallede oturan Mustafa G ile DNA eşleşmesi tespit edildi. Jandarma Mustafa G'yi takip aldı. Kaynağın katil zanlısı olduğu belirlenen Mustafa G ile cinayete yardım ettiği öne sürülen NP gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi diyor. Şüpheliler çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi. İlk ifadesinde tanımıyorum demiş. Katil zanlısı Mustafa G'nin olay tarihinde şüpheliler arasında olduğu alınan ifadesinde ise Pınar kaynağı tanımadığını öne sürdüğü ortaya çıktı. Mustafa G ifadesinde Pınar Kaynağı tanıdığını itiraf etti. Mahallede gördüğünde el sallayarak selamlaştıklarını anlattı. İfadesinde olay günü kadınla ilişki yaşadığını söyleyen Mustafa G'nin sonrasında yaşanan cinayetle ilgisi olmadığını savundu. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor diyor. Sipermi ile uyuşmuş olması katili olduğu yönündeki iddialara götürür mü? O gece e, bu iki arkadaş iki yıl cezaevinde kalmışlardı, iki buçuk yıl cezaevinde kalmışlardı. Orada başka iddialar vardı. Uyuşturucu için beraber olduğu falan söyleniyordu. Hatta bununla ilgili birçok kişi olması, üzerinde birçok kişinin sperminin olması ile ilgili de bu bahane gösteriliyordu, e, bu sebep gösteriliyordu. Daha doğrusunu söyleyeyim. Pınar Kaynağ'ın bir ne yazık ki uyuşturucu alışkanlığı vardı ve bu uyuşturucuyu temin etmek için bunu iş olarak değil de yani temin etmek için yapıyordu. Bu uyuşturucu satan insanlarla birlikte oluyordu. Ailesi bunu böyle düzeltmişti. Yani bizim kızımız fuhuş yapmıyor ama bunu temin edebilecek erkeklerle beraber oluyor. Yani herkesle beraber olmuyor. Sadece bu maddeyi ona temin edecek erkeklerle birlikte oluyor diye bunu böyle kabul etmişlerdi. Pınar Kaynak olayında birçok kişinin adı geçti. Birçok kişi bununla ilgili ee, zan altında kaldı Ama gelinen noktada Mustafa gerçekten katil midir Bilemem Çünkü orada birçok kişinin sperm örneği çıkacaktır Onlar eşleşecektir ee, Ama sadece şunu düşünmenizi isterim 4 sene geçti üzerinden Olayın üzerinden 4 yıl geçti Ve ilk ifadesinde Pınar'ı hiç tanımıyorum Diyen bir kişi Şüpheliler arasından bir şekilde elendi eğer diğer olayları da düşünürseniz, nezen gelmeyen yakın bir cinayetten bahsedeyim, nezen gelmeyen olayından, Çağla Tuğaltay olayından, ben hep şunu iddia ettim, Çağla Tuğaltay'ın da katili bir ya da birkaç kez ifade vermeye karakola gitti. Hangi sebeple ya da gösterdiği hangi delille bilinmez, şüpheliler arasından sıyrıldı diye düşündüm. Hep böyle düşündüm, hala böyle düşünüyorum. Ben bu katillerin önce ilk konuşulan insanlar içerisinde olduklarına daha sonra bir şekilde olayın saptırıldığına ya da maddi delil yetersizliğinden başka kişiler hakkında konuşulduğuna bu yüzden katilden giderek uzaklaşıldığını düşünüyorum. Komşu, mahalleden arkadaşım bana sadece bir el sallardı o kadar tanıyordum ama en başında tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Bu ifade çelişkili ifadeler Belki sadece o gece evet orada birlikte olduğu için ve suçun üzerine kalmamasını istediği için olabilir. Olabilir. Çünkü burada tek bir sperm örneğiyle bu kız ee, o halde vahşice öldürülmüş halde bulunmadı. Birçok sperm örneğiyle bulundu. Sevinmek istiyorum sadece. Sadece katilinin bulunduğuna inanmak istiyorum. Ama diğer sperm örnekleri kime ait? Bu neden hala tespit edilemedi? Zaten küçük bir çevre kimlerle görüştüğü belli. Ya birçok erkek gibi, bir kadın için birçok erkek gibi gelebilir ama Pınar'ın yaşam tarzıyla ilgili düşünürseniz, uyuşturucu için bazı insanlara boyun eğdiğini düşünürseniz küçük bir çevredir. Orada birçok olay vardı yaşanan. Öncelikle Pınar Kaynağın annesinin tavrı, hareketleri e, ve bence e, benim kanaatimce sorumsuzluğu birçok şeyi ortaya koymuştu. Dayısının olan Tavrı, Pınar'a olan tavrı, annesinin Pınar'ın erkek arkadaşlarıyla da çıkıyor olması. Yani dehşete düşüren olaylar zincirin içerisindeydi Pınar. Bunlar içerisinde katili Mustafa mıdır? Bu net bilgi bilgimidir. Bilmiyorum ama Mustafa şunu kabul etmiş en azından. O gece birlikte olduklarını kabul etmiş. Peki o gece daha kaç kişiyle birlikte oldu? O gece daha kaç kişiyle beraber oldu ve sperm örneğine rastlandı? Kaç kişi bu vahşi cinayeti işledi? Mustafa yaptıysa tek başına mı yaptı? Birlikte gittikleri yerde e, ne oldu? Uyuşturucu kullanmaları sebebiyle olduğunu düşündüğüm e, sebepten. Nasıl bu kadar sır tutabildiler? Bugün bir itiraf yayınlandı Nezen Germeyen'le ilgili. 4 yıldır, Nezen'inki 8 yıldır ama o zaten herkese ben Nezen'i öldürdüm diyormuş. 4 yıldır Pınar Kaynak'la ilgili bence İkiden fazla kişi. Ben öyle hissediyorum, öyle düşünüyorum. O gece Pınar Kaynağı bu vahşi şeyi yapan e, ikiden fazla kişi olabileceğini düşündüğüm insanlar nasıl oldular da susuyorlar, yoksa susmuyorlar. Ama kimse onlarla ilgili çıkıp konuşamıyor mu? Pınar Kaynak dosyası bence e, Mustafa da bu işin içerisinde olabilir, ama birkaç ismin daha anılmasını gerektiren bir dosya. E, bu çok kuru kuruya bir açıklama olmuş bana göre. ben açıkçası sevindim. Evet tabii ki bir gelişme olması olayı hızlandırır. Mustafa gördüklerini anlatır. Mustafa işin pahalıya gideceğini düşününce belki birkaç isim daha verir. Ve o verdiği isimlerle Pınar Kaynağı'nın üzerindeki diğer spermler uyuşur. Evet bu bir çorap söküğü gibi gelir. İpin ucundan tutulmuş buna sevindim ama bu kadarla kalmayacağını bu işin bu kadar cık olmadığını Biliyorum, hissediyorum. Benim yaşadıklarımla da beraber insan bu işin içerisinde başka işleri olduğunu düşünüyor. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videomu bekleyin. Hoşçakalın.